merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine integral konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda integralde alan hesabı ile ilgili olan 3. testimizi çözeceğiz. İlk soru yukarıda verilen f fonksiyonu grafiğine göre taralı alan 5 birim karedir. Buna göre 0 ile 4 arasındaki fx dx'in değeri nedir demiş. 0 ile 4 arasında fx eğrisinin altında kalan bize alanın buradaki değerini soruyor. Şimdi buradaki alanın da 5 birim kare vermiş taralı alanı. Buraya da a dersem eğer a ile 5'in toplamı burada sonuç olarak 4 birim, bir kenarı 4 birim olan bir kare çıktı. Alanını aldığımız zaman 4 çarpı 4'ten 16. Dolayısıyla a bölgesi de buradan 11'e eşit oldu. İkinci soru şekilde y eşittir x kare eksi x parabolü ile x eşittir 3 doğrusu verilmiştir. Taralı alanlar toplamı kaç birim karedir demiş. Şimdi burada iki bölge şeklini alacağım. Bir mesela burada 0 ile buradaki noktayı bulmamız lazım. Bunu 0'a eşitlediğimiz zaman x parantezine x eksi 1 eşittir 0. 0 ve 1 noktasından geçiyor. Eğrimizin 0 ile 1 arasındaki buradaki alanı bulacağız. Daha sonra 1 ile 3 arasındaki buradaki alanı bulacağım. Buna a diyelim. Buraya b diyelim. A'yı bulalım öncelikle. Burada 0 ile 1 aralığında üstteki eğrimiz x ekseni yani y eşittir 0 eğrisi. 0 eksi alttaki eğrimiz ise x kare eksi x. Buradaki 0 ile 1 aralığındaki integral değerini bulacağım. Bu bana a'yı verecek. B'de ise 1 ile 3 aralığında üstteki eğrimiz x kare eksi x eğrisi. Alttaki eğri ise y eşittir 0. Burada aynı şekilde x'e göre integralinden bu sınırlar aralığındaki alanları bulacağız. Burada eksiyi dağıtıp integral aldığımız zaman eksi x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 geldi. Sınırlarımız 1 ve 0. Burada x küp bölü 3 eksi x kare bölü 2 sınırlarımız da 3 ve 1 oldu. X yerine burada 1 yazdığımız zaman eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. 0 yazdım zaten 0 geliyor. Burada x yerine 3 yazdım 27 bölü 3'ten 9. Eksi x yerine 3 yazdım 9 bölü 2. Eksi x yerine 1 yazdık 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 geldi. Şimdi şöyle diyelim burada birbirini götürenler olabilir. Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 artı diyeceğim bunları yazacağım. Burada da şöyle diyelim 9 eksi 9 bölü 2'den 18 eksi 9'dan burada 9 bölü 2. Eksiyi de dağıtalım. Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi topladık 1 geldi. Eksi 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3'ü topladık. Eksi 2 bölü 3 artı 9 bölü 2. 1 eksi 2 bölü 3'ten burası 1 bölü 3. 1 bölü 3 ile de 9 bölü 2'yi topladığımız zaman payda işlememiz lazım. Burasını 3 ile çarparsak 27. 2 ile çarptık 2 geldi. 27 artı 2'den 29 bölü 6 taralı bölgelerin alanları toplamı oldu. Üçüncü sorumuza bakalım. Eğrileri arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi bu eğrileri öncelikle şöyle yapalım. Kesişim noktalarını bulalım bu eğrilerin. X kare eksi x ile 1 eksi x kare eğrilerini kesiştirelim. Karşı tarafa aldım. 2x kare eksi x eksi 1 eşittir 0. 2x'e x diyebilirim. Eksi 1 artı 1 dersem eğer. Buradan çarpımlar eksi 1. Çapraz çarpıp topladığımız zaman da eksi x'i veriyor. 2x artı 1, x eksi 1 çarpanlarımız buradan kökler 1 geliyor bir de eksi 1 bölü 2. Yani 1 ve eksi 1 bölü 2 noktalarında kesişiyorlarmış. Şimdi şöyle diyebilirim burada koordinat düzlemine yerleştirmek zorunda değiliz. X kare eksi x eğrisi kolları yukarıya doğru olan şöyle bir parabol olsun. 1 eksi x kare kolları aşağıya doğru olan şöyle bir parabol olsun. Bunların kesişim noktalarının eksi 1 bölü 2 ile yani buradaki apsis değerlerine karşılık gelenlerin eksi 1 bölü 2 ve 1 olduğunu bulduk. Bu aradaki alanı bulacağız. Şöyle diyeceğim. Eksi 1 bölü 2 ile 1 aralığında üstteki eğrimiz kollar aşağıya doğru olan paraboldü. 1 eksi x kare eğrisi. Eksi alttaki eğrimiz ise x kare eksi x eğrisiydi. Buradaki integrali bulmamız lazım. Burada eksiyi dağıtıp düzenleyelim. 1 eksi x kare eksi x kare artı x geldi. Eksi 2 x kare artı x artı 1. Şimdi bu ifadenin integralini alalım. Eksi 2 x küp bölü 3. Artı x kare bölü 2 artı 1'in integralinden x geldi. Burada 1 ve eksi 1 bölü 2 değerlerini yerleştireceğim. X yerine 1 yazdım. Eksi 2 bölü 3. 1 bölü 2 artı 1 geldi. Eksi x yerine eksi 1 bölü 2 yazdığımız zaman şöyle gelecek. X küp eksi 1 bölü 2'nin x küpünü aldığımız zaman yani 3. kuvvetini aldığımız zaman eksi 1 bölü 8. Bunu da eksi 2 bölü 3 ile çarptığımız zaman eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. Buradan 4 yani 1 bölü 12 oldu. X yerine 1 bölü 2 yazdık. 1 bölü 4. 2'ye de böldüğümüz zaman 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 2. Şimdi şöyle yapalım. Burada yine eksiyi dağıtıp düzenlemeye çalışalım.
Eksi 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 artı 1 eksi 1 bölü 12 eksi 1 bölü 8 artı 1 bölü 12 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamından 1 buradan 2 geldi. Daha sonra buradaki değerlerimizi de şöyle yapabiliriz. Mesela bunları 12, 8 ve 3'ü 24'te eşitleyebilirim. Burasını 8 ile çarpalım. Burasını 2 ile burasını da 3 ile çarpalım. Buradan eksi 16 bölü 3. Buradan 2 ile genişlettim. Eksi 24 geliyor burası. Burada 2 ile genişlettik. Eksi 2 bölü 24. 3 ile genişlettik. Eksi 3 bölü 24. Buradan payları topladığımız zaman eksi 18, eksi 21 bölü 4 geldi. 2 eksi, eksi 21 bölü 4. Buradan da cevabımız 24. 2 eksi 21 bölü 4. 48 eksi 21 bölü 24. Yani 27 bölü 24 oldu. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 8. Cevabımız da 9 bölü 8 geldi. Dördüncü sorumuza bakalım. Fx fonksiyonu ve x ekseniyle sınırlanan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi 0 ile 1 aralığında bu eğriyi kullanacağız. Şöyle diyelim burası 0, burası 1 olsun. 1 ile 2 aralığında buradaki doğrumuzu kullanacağız. X kare eğrisi şöyle geldi ve burada 0 ile 1 arasında bu eğriyi kullanacağız dediğim gibi. 2 eksi x yani y eşittir 2 eksi x. Burada x yerine 2 yazdığımız zaman 2'ye 0 noktasından geçecek doğru. 1 yazdığımız zaman 1'e 1 noktasından geçecek. Zaten burası 1'e 1'di. Yani doğrumuz şu şekilde geldi. Şimdi 0 ile 1 arasında buradaki eğrinin altında kalan alan, 1 ile 2 arasında burada eğrinin altında kalan alanı bulacağız. Burada pratik olarak şöyle kullanabiliriz. Mesela buradaki değerimiz eğer s ise burasının 2s olduğunu söylemiştik daha önceki testlerde. 3s'lik alan burada 1 çarpı 1'den buradaki karenin alanı 1 geliyor zaten. S değerimiz de 1 bölü 3 yani burası 1 bölü 3 oldu. Artı burada bir dik üçgenimiz var. Burası 1 birim, burası 1 birim. 1 çarpı 1 bölü 2. Yani 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Buradan da 5 bölü 6 birim kare geldi. Altıncı soruda y eşittir 6 eksi x kare parabolü ile y eşittir mutlak x fonksiyonunu sınırladığı kaç alan kaç birim karedir demiş. Şimdi y eşittir mutlak x fonksiyonundan bahsediyor. Normalde mesela y eşittir x fonksiyonu bu şekilde. Mutlak x dediğimiz zaman x eksenin altında kalan kısmı burada simetrisini alıyorduk ve şöyle geliyordu. Yani y eşittir mutlak x fonksiyonumuz bu şekilde. Y eşittir 6 eksi x fonksiyonumuzu çizdiğimiz zaman normalde kollar aşağıya doğru 6 birim ötelenmiş. Y eşittir 6 eksi x kare fonksiyonumuz bu. Buradaki ise y eşittir mutlak x fonksiyonumuz ise bu şekilde geldi. Buna göre bu bölgenin sınırladığı alanı bulacağız. Şimdi burası zaten simetrik olduğu için buradaki alan S ise buradaki alan da S. Yani aynı şey olacak. Şöyle diyebilirim. Direkt mesela bir tanesini bulalım. S'i bulalım. 2 ile çarparız. Bize şuradaki kesişim noktası lazım. Buradaki şöyle diyelim. Grafiğin bu tarafındaki Y eşittir X doğrusu. Burası ise Y eşittir eksi X doğrusu oldu. Buradaki Y eşittir X ile bu eğriyi kesiştirelim. Ortak noktayı bulalım. Buradan x kare artı x eksi 6 eşittir 0. 3'e eksi 2 dersem eğer x değerimiz 2 ve eksi 3 geliyor. O zaman buradaki noktamız pozitif tarafta olduğu için 2 noktası geldi. Şimdi değerimizde şöyle diyeceğiz. 0 ile 2 aralığında üstteki eğrimiz 6 eksi x kare eğrisi. Alttaki eğrimiz ise x eğrisi. Buradaki integral değerini bulacağım. Altın integralini aldık 6x eksi buradan integralini aldık x küp bölü 3. Burada da eksi x kare bölü 2. 2 ve 0 arasındaki integrallerimizi bulalım. Buradan 2 yazdığım zaman 12 eksi 8 bölü 3. Buradan eksi 4 bölü 2'den 2 geldi. 10 eksi 8 bölü 3. 30 eksi 28'den 22 bölü 3 oldu. Sadece bir tanesi 22 bölü 3. Diğer tarafta aynı 22 bölü 3 simetrik sonuçta bunlar. İki tarafın da toplamından 44 bölü 3 cevabımız geldi. 6. soruda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi şöyle yapalım. Burada bir değişken değiştirme yapalım. 2x eksi 2'ye u dersem diferansiyelini aldım. Buradan du geldi. Burada integral f 2x eksi 2 yerine u yazdım. Dx yerine de du bölü 2 yazacağım. Buraya 1 bölü 2 olarak yazdım. Sınırlarımız x yerine 4 yazdık. 8 eksi 2'den burası 6. X yerine 1 yazdık. 0 geldi. Buradaki değerimizin bir de bize 7 olduğunu söylemişti. Buradaki 2 çarpanı karşı tarafa gönderirsem hatta burada u eşittir x değişkenini tekrar değiştirdiğimiz zaman 0-6 arasındaki fx dx ifademiz 14'e eşit oldu. Yani şuradaki aslında 0-6 aralığında fx dx dediğimiz şuradaki bölgenin alanının bize 14 olduğunu söylüyor.
Şimdi burada da bir dikdörtgen var. Sonuçta burası 6 birim, burası 3 birim. Buradaki dikdörtgenin alanı 6 çarpı 3'ten 18 birim kare. Burası 14 olduğuna göre o zaman geriye kalan şuradaki bölgenin alanı da 4 birim kare gelmiş oluyor. 7. soruya bakalım. Y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f türev x fonksiyonu, şimdi f, bu sefer f türev x'in grafiği veriliyor ve f6 eksi f2 istiyor. Şimdi şöyle diyelim, 0 mesela 6 ve 2 demiş bize. Biz şöyle desek 0 ile 6 aralığında bu eğrinin f türev x eğrisinin integralini burada alalım. 0 ile 6 aralığında buradaki eğrinin alanını bulmuş olacağız aslında. Şimdi ben buradaki alanı aldığım zaman zaten fx olacak. Aslında bize direkt f2 istediği için şöyle diyelim, 0 ile 2 aralığındaki integralini alalım biz burada. 0 ile 2 aralığındaki integral değerini alacağım. Bu eğrinin altında kalan alan, yani buradaki aslında bize bölgeyi istiyor normalde. 2 ile 6 aralığında f türev x fonksiyonu integralini aldım. İntegralinden fx geldi. Sınırlarımız da 6 ve 2. Buradan da f6 eksi f2 değeri geldi. O zaman biz sadece buradaki bölgenin alanını bularak f6 eksi f2 bulmuş olacağız. Şimdi şöyle diyelim, burası zaten 2 birim, burası 8 birim. 8 çarpı 2'den burası 16 birim. Burada da bir yamuk var. Burası şimdi 2 demiştik, şurası 2 birim. 2'ye karşılık olarak gelen değerimiz, şimdi burada doğrusal bir fonksiyon, 4'e karşılık 8 geldi. 2'ye karşılık o zaman burası 4 gelecek, eğim aynı olduğu için. 2'ye karşılık 4 geldi. Bu yamuğun kısa kenarı 4 birim, uzun kenarı 8 birim, bölü 2 çarpı yükseklik diyeceğiz. Buradaki alanda 12 birim kare geldi. Yani f6 eksi f2 dediğimiz değer aslında 16 artı 2'den 28'e eşitmiş. 8. sorumuza bakalım. Aşağıda f fonksiyonun türevinin grafiği gösterilmiş. Buna göre a ve b bulundukları bölgelerin alanlarını göstermektedir. A 4 birim kare, b 6 birim kare demiş. Öncülerde verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Şimdi f türev x'in grafiği veriliyor. F5 eksi F2. Şimdi şöyle desek, 5 ile 2 aralığında mesela biz bu ifadenin integralini alsak, 5 ile 2 aralığında F türev x dx desek, ama şöyle gelecek, üstteki eğrimiz y eşittir 0 eğrisi olduğu için 0 eksi diyeceğim. Dolayısıyla burası eksi olacak. Ve bu şekilde olduğunda da burası B'ye eşit. Bize B'nin de 6 olduğunu vermiş. Direkt burası o zaman 6 gelecek. 2 ile 5 aralığında F türev x dx eksi 6 geldi. Burada integralini aldım. Fx. Buradaki değerimiz, sınırlarımız 5 ve 2. O zaman f5 eksi f2 değerimiz buradan eksi 6'ya eşit. Bize ise 6 dediği için burada o zaman birinci değerimiz yanlış. Biz eksi 6 bulduk. 0 eksi f0 eksi f5 demiş. Şimdi burada da şöyle bakalım. f0 ile f5 arasındaki yine aynı şekilde sonuçta f türev x fonksiyonu integralini aldığımız zaman buradaki eğriler altında kalan alanlar bizden direkt eğrinin buradaki integral değerini alacağımız için şöyle gelecek. Burası a değeri, burası ise eksi b olacak. Ve buradaki toplamı söylüyor bize. A eksi b. A değerimiz 4, b değerimiz eksi 6. Burasının eksi 2 olması lazım. Şimdi bize f0 eksi f5 demiş. Yani alt sınırdan üst sınırı çıkartmış. Normalde 5 ile 0 arası, yani f5 eksi f0 deseydi değerimiz eksi 2 olacaktı. Tersini aldığı için f0 eksi f5 dediği için 2 değeri doğru. F2 eksi F0 demiş, yani buradaki direkt integral değerini soruyor. Yani buradaki A bölgesinin alanı zaten 4 pozitif olduğu için, x eksen üstünde kaldığı için de direkt artı 4 olarak alıyoruz. Dolayısıyla F2 eksi F0 değerimiz de 4 geldi. Yani aslında bunları şöyle yapıyor. 0 ile, pardon, buradaki 0 ile aynen 2 değeri arasındaki F türev x dx ifademiz. İntegralini aldık, Fx 2 ve 0 yazdık. F2 eksi F0 değeri. Bu da zaten ne demek? Burada kalan bölgenin alanı demek. O yüzden de orasının direkt 4 olduğunu söylüyoruz. Ve cevabımız da 2 ve 3 geliyor. 9. sorumuzda verilen taralı bölgenin alanı aşağıdaki integrallerden hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi buradaki değerimiz bir noktasında kırılma noktası olduğu için mutlak değer olarak göstereceğiz. Ve bir kritik nokta olduğu için mutlak değer içerisinde x eksi 1 şeklinde gelecek. Burada 0 ile 2 aralığı demiş. Şimdi 0 ile 2 aralığında buradaki değerimiz mutlak x eksi 1. Evet, kırılma noktası burası. Burada simetrisini alınmış ve bu şekilde gelmiş. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru. Aynı burada diğer sayfamızda yaptığımız gibi aslında kırılma noktasında 0'da mesela orada kırılma vardı. F mutlak x'ti. Şöyle diyelim, mutlak x olduğunda 0'da kırılma noktası vardı. Burada da 1'de olduğu için kritik noktamız 1. 0 ile 2 aralığında eğrinin altında kalan alan alınmış. Buraya baktığımız zaman ise x eksi 1 dx demiş. Şimdi x eksi 1 buradaki ifademiz ise şöyle gelecek. Mesela x eksi 1'e biz değişken değiştirsek
du olacak. Buradan u dx geldi. 0 ile 1 x yerine 1 yazdım. 0 x yerine 0 yazdım. Eksi 1. Buradaki ifademiz bu şekilde geldi. U çarpı du. X'e göre de tekrar değiştirebilirim. Eksi 1 ile 0 arasında x dx demiş. Şimdi eksi 1 ile 0 arasındaki x dx ifadesiyle bu grafiğin ilgisi yok. Grafiğimiz bir kere x ile ilgili değil. Buradaki kırılma noktası bir noktasından geçeceği için x eksi 1 ile olması lazım. Ki değişken değiştirdiğimiz zaman bu şekilde elde etmiyoruz. Burada da iki noktasında kırılma noktası olduğunu söylemiş. Dolayısıyla üçüncü de kesinlikle yanlış. Cevabımız buradan yalnız 1 geldi. 10. soruda yukarıda yarım çemberin denklemi verilmiş. Buna göre 0 ile 3 aralığındaki 9 eksi x kare dx ifadesinin integral değeri nedir demiş. Şimdi burada r kare eksi x kare olarak denklemi veriyor ve yarı çapının burada şimdi r kare eksi x kare olduğuna göre burası r kare. Yani r değerimiz burada 3 geldi. 0 ile 3 aralığındaki 9 eksi x kare dediğimiz ifade aslında bize şurasını vermiş oluyor. 0 ile 3 aralığı r'sini burada 9'dan dolayı r'si 3. 0 ile 3 aralığındaki buradaki alanı vermiş oluyor. Yani aslında biz çemberin 4'te 1'lik buradaki alanını bulmamız bu direkt integral değerini bulmamız anlamına gelecek. Burada pi çarpı r kare diyorduk. R'si 3 olduğuna göre 9. 4'te 1 olduğu için 4'e böldüm ve cevabımız da 9 pi bölü 4 geldi. 11. sorumuza bakalım. Şekilde fx fonksiyonu y eşittir x artı 1 doğrusu, fx fonksiyonu ve y eşittir x artı 1 doğrusunun grafikleri veriliyor. Boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi bize verdiği ifade değilse mesela burada x eksi 2 burada değişken değiştirerek ifadeleri düzenleyelim. X eksi 2'ye u dersem dx eşittir du gelecek ve buradan f u du geldi. X yerine 7 yazdım 5, x yerine 2 yazdım 0 geldi. Burada tekrar u eşittir x değişken değiştirmesi yaparsak 0 ile 5 arasındaki fx dx ifadesinin bize 18 olduğunu söylüyor. 0 ile 5 arasındaki fx dx yani fx değerisinin 0 ile 5 aralığında buradaki bölgenin alanının bize 18 olduğunu vermiş. Bunları şöyle ayıralım. Burası mesela A olsun. Burasının tamamı B olsun. A ile B'nin toplamının 18 olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra burada da yine aynı şekilde değişken değiştirelim. X artı 2'ye U dersek DX eşittir DU gelecek. Buradan FU DU geldi. 3 yazdık 5 oldu. 0 yazdık 2 geldi. Bu ifadede yine U eşittir X değişken değiştirmesi yaparsam 2 ile 5 arasında FX DX'in de bize 8 olduğunu veriyor. 2 ile 5 arasındakinin 8. O zaman şurası kalıyor. Fx şurası mesela b demiştik. Şuradaki kısmın da bize 8 olduğunu vermiş. O zaman buraya b diyelim. Bunun tamamının 18 olduğunu biliyorduk. Burası 8. O zaman direkt a ile b'nin toplamını aslında 10 kaldı. Bize boyalı bölgenin alanı yani a bölgesi lazım. A bölgesini bulabilmemiz için de şöyle diyelim. Mesela burada y eşittir x artı 1 doğrusunun mesela altında kalan buradaki 0 ile 2 aralığındaki y eşittir x artı 1 doğrusunun altında kalan alanı bulursam eğer b bölgesinde bulmuş olurum. Buradan da a'yı bulurum. O zaman şöyle alacağım. 0 ile 2 arasında doğrumuz x artı 1 doğrusu. Buradaki integral değerini bulalım. X kare bölü 2 artı x. Sınırlarımız 2 ve 0. 2 yazdım. 2 artı 2. Eksi 0 yazdık. 0 geldi. Ve burada da b'nin alanını 4 olarak buldum. B 4 ise A bölgesi o zaman 6 birim kareye eşit oldu. 12. sorumuza bakalım. 0 ile sonsuz aralığında bir fonksiyon vermiş ve aşağıda fx ve f2x fonksiyonlarının grafiği gösteriliyor. 0 ile 4 aralığındaki fx dx. 0 ile 4 aralığında fx dx dediğimiz ifade buradaki kısmın tamamının aslında eksi 12 demesinin sebebi x eksenin altında kaldığı için. Buradaki yani sarı bölge ile yeşil bölge buraya S buraya Y diyelim. Sarı bölge ve yeşil bölgenin alanları toplamı normalde 12 ama x eksenin altında kaldığı için integral değeri eksi 12 geliyor. Yeşil renkli bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şöyle yapabilirim. Buradaki önce S'yi bulalım mesela. Burada eğrimizi şöyle alacağım. Buradaki fonksiyonumuz. Şimdi mesela normalde fonksiyonda x değerimiz 4 olduğunda f4 değerimiz burada x yerine 4 yazdığımız zaman y'si 0 geliyor. Burada da y'si yine aynı şekilde y'sinin 0 olabilmesi için burası da o zaman 2 noktası ki x yerine 2 yazdığımız zaman f4 değeri yine 0 olsun. O zaman burada 0 ile 2 aralığında f2x fonksiyonunun buradaki integral değerini alacağım. Ve integral değeri de bunun direkt şöyle gelecek. Buradaki bize sarı bölgenin alanını verecek. Buradaki sarı bölgenin alanı için şimdi şöyle söyleyelim. Burada 2x'in değişken değiştirmesi yapacağım. 2x eşittir. Buradan u ise 2dx eşittir du olacak. F
U, D, U geldi. Burada da 1 bölü 2 gelecek buradan dolayı. X yerine 2 yazdık. Burası 4. X yerine 0 yazdık. 0 geldi. Burada da U eşittir X değişken değiştirmesi yaptığımız zaman 1 bölü 2, 0 ile 4 arasında fx, dx ifademiz geldi. Şimdi zaten biz şu kısmın eksi 12 olduğunu biliyorduk. O zaman 1 bölü 2 çarpı eksi 12'den eksi 6 oldu. Yani şuradaki kısmın integral değeri, f2x ifadesinin integral değeri eksi 6'ymış. Alanı ise pozitif olacağı için alan burası 6 geldi. Toplam alanın biz 12 olduğunu biliyorduk. O zaman burası 6 ise burası da 6 olacak ki toplam alan 12 olsun. O yüzden de cevabımız E şıkkı geldi. 13. soruda A küçük B küçük eşittir 2 olmak üzere demiş. İntegrali en büyük değeri aldığında A ile B'nin toplamı kaç olur? Şimdi öncelikle burada bir değişken değiştirme yapalım. X eksi 2'ye U dersem eğer DX eşittir DU gelecek. Burada x eksi 2 u demiştik. U'nun karesi x artı 1. Bunun için de şöyle diyelim. 2'yi karşı tarafa alırsam x eşittir u artı 2 olur. X artı 1 demek için her iki tarafa da 1 eklersem x artı 1 u artı 3'e eşit olur. Burası da u artı 3 geldi. Dx yerine de du yazdık. Sınırlarımız x yerine b yazdım. B eksi 2. A yazdım. A eksi 2 geldi. Düzenlersek burasını a eksi 2 b eksi 2 aralığında u küp artı 3 a kare du integrali oldu. Şimdi burada en büyük değerini aldığında demiş. Bunu şöyle düşüneceğiz. Mesela burada ifadeyi şöyle düzenleyebiliriz. Mesela a eksi 2 b eksi 2 dedik. U küp eksi eksi 3 u kare dersem eğer buradaki ifademizde üstteki eğrimiz u küp eğrisi, alttaki eğrimiz ise eksi 3 u kare eğrisi gelecek. Ve burada sınırların maksimum olmasını sağlayacağım ki en büyük alanı da alsın. Mesela u küp eğrisini şöyle düşünelim. Şöyle bir eğriden bahsediyoruz. U küp eğrisi şöyle geldi diyelim. Eksi 3 u kare eğrisi de bu şekilde mesela gelecek. Hatta bunu integral normal koordinat düzleminde gösterelim. U küp eğrimiz bu şekilde geldi. Eksi 3 u kare eğrisi de bu şekilde olacak. Sol tarafı burada kolları aşağıya doğru geldi. Ve sınırlarımızın da a eksi 2 ile b eksi 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi bu iki eğrinin arasında kalan alan mesela buradaki değerimiz şöyle kesiştikleri nokta şöyle şurası olsun. Burada kesiştikleri nokta burası olsun mesela. Biz buradaki iki eğri arasında kalan alanın maksimum olmasını istiyoruz. Bunun için de buradaki değerimiz alt sınırımız a eksi 2, üst sınırımız ise b eksi 2. Bunun için de şimdi şöyle diyoruz. Bu sınırların a eksi 2 ve b eksi 2 olabilmesi için elimizdeki iki eğrinin kesişim noktasını alacağız. Yani u küp ile eksi 3 u karenin birbirine eşitleyerek kesişim noktalarını bulacağım. Karşı tarafa aldığım zaman u üzeri 3 artı 3 u kare eşittir 0. U kare parantezine alırsak buradan u artı 3 geldi. Yani sınırlarımız 0 ve eksi 3 oldu. U değerimizin yerine 0 ve eksi 3 yazacağım o zaman. Buradaki aralığımız bunlar gelecek. Yani burada alt sınırımız o zaman 0, pardon alt sınırımız eksi 3, üst sınırımız ise 0 olacak. A eksi 2 değerimiz eksi 3 ise A değerimiz eksi 1 geldi. Aynı şekilde B eksi 2 değerimiz üst sınırımız ise onu da 0 yapacağız ve B değerimiz de 2 olacak. A ile B'nin toplamını istediği için de cevabımız 2 eksi 1'den 1 olarak gelecek. Evet arkadaşlar böylece alanla ilgili olan 3. testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.